Düşün Vasilius. Her şey o dükkanı kiraladıktan sonra başladı. Ural! Çolpan. Çolpan buldu onları. O ihtiyarı tanıyor. Tekfur Hazretleri. Ne olur onu bırakın. Haçaturyan'ı tanırım. Babamın altın ustasıydı. Madenlerinin başında o vardı. Ertuğrul onu pazardan köle olarak satın aldı. Gözlerimizle gördük. Seni dinlerim. Tekfur Vasilius imparatoruna bir mektup yazdı. Türklerin sulhu bozup savaşı başlattığını, onu hana hapsedip askerlerini öldürdüğünü söyledi. Ayrıca kalesine girip komutanlarını asmışsın. Bu durum Nikea'da infial yarattı. Halk baskıyı arttırdı. İmparator da baskılara dayanamadı tabii. İmparator akıllı biridir. Adamını çok iyi tanır. Vasilius'un savaş başlatmak için bahane aradığını bilir. İmdiye dek pek kulak asmadı. Çünkü sulhu bozmak için güçlü bir sebep yoktu. Lakin handa ve kalede olanlardan sonra işin aslını araştırmak ve baskıyı azaltmak için bir birlik gönderdi. İmdi yoldalar. Demek imparator da savaşı durduramayacağını anladı. Gönderdiği askerler soruşturma için değil, keşif için gelirler buraya. Ve hatta savaşmak için. Tündar, Doğan, size çok mühim bir vazife düştü. Yarın sabah erkenden yola düşüp Konya'ya varacaksınız. Sultanımıza bir haber ileteceksiniz. Emredersin beyim. Şimdi beni iyi dinleyesiniz. Söyleyeceklerimi mektuba yazmayacağız. Aklınızda tutacaksınız. Benden sana bir hatıra olsun. Yanımda bu mendil oldukça, bırak Konya'ya, Fizan'a dahi gitsem seni asla unutmam. Demek Konya'ya gidersin. Yine ne öğrendin? İntikamını nasıl alacağımızı. Sendeki şu azim, iyi işler için kullansan, nasıl diyorsunuz, evliya olurdun Ural, evliya. Babamı geri alıncaya kadar... Anladık, anladık. Durmayacaksın. Anlat bakalım azimli kurt. Nasıl alacağız intikamımızı? Ertuğrul'un kardeşi Dündar Bey yarın Konya'ya gidecekmiş. Konya'ya? Sultanınızı biraz bekleteceğim Dündar Bey. Seninle konuşmam gereken mühim meseleler var. Bu soysuz Konya'ya gideceğimizi nereden bilir beyim? Bizden başkası bilmezdi. Dündar Bey, sizin gibi bir beyi kalemde ağırlamaktan şeref duyacağım. Kılıçlarınızı bırakın, teslim olun. Dündar Bey, sakın ola ki ağabeyine verdiğim sözü unuttuğumu sanmayasın. Kökünüzü kurutacağım dedim, kurutacağım. Saldırın. Ah!
Türk için bir kurtuluştur. Gerçi hangi Türk için kurtuluş değil ki? Ama bu Türk bu kadar kolay ölmeyi hak etmiyor. Çünkü o kaleme kadar gelip komutanlarımı öldüren o hain Türk'ün kardeşi intikamımız aldım. Onu imparatorumuza göndereceğim. Hediye olarak. Evladımızı, Ertuğrul Bey'imizi, babamıza layık yetiştiririz. Öyle deme Doğan, Doğan öyle deme. Doğan'ım etme, etme Doğan'ım öyle deme. Doğan. Onlar sana emanettir. Doğan öyle deme kardeşim. Doğan. Sakın bırakma kendini. Doğan. Yok yok git. Doğan bırakma beni. No, yok git. Doğan bırakma beni. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammeden. Abdü ve Resulü. Hayır Doğan! Kolay gelsin Haçaturyan Usta. Hoş geldin İzot. Haçaturyan. Senden alacaklarım vardır. Ural Bey. Dündar kayıp. Dündar Bey. Kaledir beyim. Ahvalededir. Yaralıdır beyim. Onu bugün hikayeye göndereceğini, imparatora savaş hediyesi olarak vereceğini söyledi ahali. Kızıltepe yolundan gidecekler beyim. Tez yetişesin.
Hazır ol Ertuğrul Bey. Savaş yeni başladı.